Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın şöyle bir cümlesi var. Oradan devam edebiliriz Turgay Hocam. Diğer detaylarını birazdan soracağım. Çünkü bu nasıl bir komisyon toplantısıymış ki her gün yeni biri, beni bir şey çıkıyor. Şöyle bir toplu halde konuşmayı soru cevabı göremedik daha. Şimdi dedi ki önümde dedi milyarlarca dolarlık projeler, yatırım teklifleri var, yatırım istekleri var. Ben bekletiyoruz bunları dedi. En iyi koşullarda bu yatırımın gelmesi için. Yani uygun maliyetle gelmesi için herhalde sanırım. Dolayısıyla siz nasıl yorumladınız? Bir kere çok şaşırdım. Yani ilk defa olarak bir Merkez Bankası Başkanı'na doğrudan yabancı yatırımcının mektup gönderdiğini ve yatırım istediğini görüyoruz ki bu olabilecek bir şey değil. Yani Murat Bey'e şöyle katılıyorum. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın ve Hazine ve Maliye Bakanımızın bir geldiklerinde belli bir kredileri vardı. Ve konuşmalarda o doğrultuda son derece olumluydu. Ama giderek her geçen gün kredibilite kaybediliyor. Ama görevden alınacaklarına ilişkin kısmına katılmıyorum. Çünkü deniz bitti. Yani acilen Türkiye'nin dövize ihtiyacı var. Ve bunun için hani getirilmiş durumdalar. Eğer o zaten öyle bir sıkıntı olmasa görevde yaptıracaklarını düşünmüyorum. Yani bu şartlar altında görev yaptıracağını Cumhurbaşkanı'nın elini ayağını bağlayacak. Hani seçimlere doğru adımlar attıracak insanların görevde olabileceğini düşünmüyorum şimdi doğrusu. Ama Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği çok ilginç. Yani elbette ki Sayın Merkez Bankası Başkanı bir Merkez Bankası Başkanı doğru söylemiyor demiyorum. Çünkü Merkez Bankası Başkanları'nın doğruyu söylemesini bekliyoruz. Türkiye'nin Merkez Bankası Başkanı ama bunun için bir yabancı yatırımcı olsanız geleceğiniz birkaç yer var. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi. Bu iş için kurulmuş. Yani yabancı yatırımcıları Türkiye'ye davet etmek ve uygun koşulları sağlamak, bunları tanıtmak için kurulmuş bir yatırım ofisi var. Ve bunlar devamlı olarak yabancı yatırımcılarla konuşuyorlar ama herhangi bir başarıları olduğunu son yıllarda görmedim. Çünkü Türkiye ekonomisinin hali malumunuz. Öbür taraftan bir de Türkiye'de ne yaparsınız yabancı yatırımcı olduğunuzda? Hani bir tesis yapacaksınız, bir araziye ihtiyacınız var, vergi teşviklerine ihtiyacınız var. Bunun için gideceğiniz yer de belli. Yani teşvik uygulama ve yabancı sermaye genel müdürlüğü var Türkiye'de. Şimdi bunların hiçbirine ve bunların bağlı olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Sanayi Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na gidilmiyor yatırım ofisine. Sayın Merkez Bankası Başkanı'na geliyor. Tarihte ilk oldu herhalde. Bu bir tarafı. Ebru Hanım, ikinci tarafı şu merak ettiğim. Peki diyelim ki, diyelim değil, Merkez Bankası Başkanı söylediğine göre doğrudur. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapmak istiyordur ama seçici davranmak istiyor Merkez Bankası Başkanımız. Peki niye o zaman Türkiye'nin bu kadar yabancı yatırıma ihtiyacı varken ve Türkiye'ye yani doğru düzgün hiç para gelmezken geçen sene nette çıkışları düştükten sonra, Türkiye'den çıkışları düştükten sonra 1.3 milyar dolarlık bir giriş var. Ve Türkiye 20 milyar dolarlardan buraya gerilemişse ve şu anda da acilen bir yıl için 260 milyar dolar paraya ihtiyacımız varsa bunun bir kısmı çevrilecek. Murat Bey'in dediği gibi 100 milyar dolarlık bir para Türkiye için yeterli olacak. Peki biz bunları niye davet etmiyoruz ve niye Türkiye'de yatırım yapmalarını istemiyoruz? Hem istihdam yaratacaklar, hem para getirecekler, hem teknoloji getirecekler. Burada Merkez Bankası Başkanı'nın tavrını da anlamakta da zorlanıyorum. Yani bir, doğru kişi değil, bu şaşırdığım. İlk defa olarak bir Merkez Bankası Başkanı'nın yabancı yatırımcıyla muhatap olduğunu ve onların mektup gönderdiğini. İkincisi de ben bunları tutuyorum. Yani uygun olanlarını seçeceğim gibi bir tavrını anlamakta zorlanıyorum. Türkiye bugün acilen sıcak paraya dahi ihtiyaç duyuyor. Ve bunun için işte politika faizi yükseltiliyor, kurlarla ilgili bazı şeyler yapılıyor, hesaplamalar yapılıyor. Yani yabancı sermayenin uzun dönemde geleceğini biliyoruz ama borç olarak, hisse senedi olarak devlet iş borçlanma senetlerine gelsin, borsaya gelsin, turizm gelirlerinde düştüğü bir döneme giriyoruz artık. Acil olarak bu paraya ihtiyacımız var. Maliye Bakanı Türkiye'de durduğu süreden çok daha uzun bir süreyi Körfez ülkelerini, Amerika Birleşik Devletleri'ni, Avrupa Birliği ülkelerini dolaşarak geçirdi ve tekrar dolaşacak. Yani yana yakıla ekonomi yönetimi para ararken Merkez Bankası Başkanı'nın ben bu açıklamasını çok tuhaf buldum işin doğrusu. Anlamakta zorluk çekiyorum.